Sayın Başkan, Divan, Milletvekilleri, değerli yurttaşlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi vesilesiyle 2 yıldır görüşmelerin başlangıcındaki bakanların bütçe görüşmelerinin sonunu getiremediğine derinleşen kriz ortamında tanık oluyoruz. Hukuksuzluğa dayalı siyasal istikrarsızlık o denli açık ki bakanlık değişimi bile af talebi ve af kabulü gibi tamamen anayasa dışı kavramlar ile gerçekleştiriliyor. Bu istikrarsızlık nedeni tek kişi projesi olarak baskıcı OHAL koşullarında dayatılan 2017 anayasa değişikliğidir. Demokrasinin olmazsa olmazları kaldırıldı, ortak akla dayalı bütün siyasal karar düzenekleri de silindi. 2018 bütçe görüşmelerinden beri bu acı gerçek devlet kurumlarının işleyişinde asgari dayanışma, eş güdüm ve işbirliği yokluğunda görülmektedir. Bakanlıklar ve bakanlıkların faaliyet alanlarında kurgulanan paralel saray politika kurulları arasındaki kopukluk bütçe görüşmelerinde bir kez daha doğrulandı. Teşkilat politikalarına dahi hakim olamayan atanmış bakanların bu dağınıklığı örtme çabası da bütçe sunuş tarz ve üsluplarıyla gözler önüne serilmektedir. Bütçe görüşmelerinin amacı bakanların propaganda yapması ya da vekillere hakaret etmesi değildir. Haklarındaki suç isnatlarının gündeme gelmesini engellemek amacıyla saldırganlaşan bazı bakanların ve Cumhur İttifakı'nın onlara arka çıkan vekillerinin genel kurul düzenini bozan söz ve eylemleri meclisin bütçe hakkını gasp eden tek kişilik yürütmenin ulusal egemenliğe yabancılığını bir kez daha kanıtlamaktadır. Siyasal, idari, akçasal ve çevresel yetkiler bütünü bir kişide toplanırken o kişinin en yakınındaki birimler darmadağınık durumdadır. Bu sistemsizlik bakanlıkları sarayın idari birimlerine indirgerken kendi birim yöneticilerini bile atayamayan bakanlar muhalefetle çatışmak amacıyla anayasal temeli olmayan bir özgüvenle hesap vermek için geldikleri genel kurulda kendilerini siyasal aktör sanıveriyorlar. Ama şu da bir gerçek, bakanlıklarla saray temsilcileri arasında tam bir kopukluk söz konusu. Aralarındaki tek söylem ortaklığı ise şefe referans, sadakat ve itaat, hukuka ve halka değil. Cumhuriyetin kalbinde yer alan kamu yararı çatısı biatçı bir şahsi bekacılar zümresince yıkılmış durumda. Sadakati hukuka değil, siyasi varlıklarını bir şahsa mutlak biata dayandıranlara anayasa andı ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir cümlesiyle başlayan madde 6'yı hatırlatmak gerekir. Sayın vekiller, devlet yönetimi hukuki yapı ve iktisadi düzen arasındaki ilişkinin merkezinde yer alır. İnsan haklarının ve iktisadi refahın anayasal güvencesi, kuralı koyan yasamanın, kuralı uygulayan yürütmeden ayrı olması, uyuşmazlıkları çözen yargının da bağımsız olmasıdır. Erkler ayrılığını ve yargı bağımsızlığını sönümlendiren, bütün erkleri doğrudan ya da dolaylı olarak uhdesinde toplayan parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütme, iktisadi liberalizme değil ama bir vahşi kapitalizme, bir yolsuzluk ve yağma düzenine ivme kazandırdı. Bunların başında çevre yağması ve kamu ihale kanunu delik deşik edilmesi gelmekte. Bu partizan süreç aynı zamanda kamu hizmetine girmede eşitlik ilkesini ortadan kaldırarak Cumhuriyet'in özünde yer alan fırsat eşitliğini de yok etti. Merkez Bankası'ndan TÜİK'e uzanan uzman kurumları da güdümüne sokarak özellikleri bir yana varlık nedenleri üzerine halkın bilgilenme hakkını bile yok eden keyfi yönetim tıpkı anayasal düzeni yıkmak için yaptığı üzere bekasını da bilgi kirliliğiyle... Buyurunuz efendim. Budur.
Türkiye'yi tarihinin en büyük ve yaygın yoksulluğuna sürükleyen tek kişilik yürütme, bir zamanlar kendisinden en çok mağduriyet ürettiği Milli Güvenlik Kurulu'nu da araçsallaştırarak ekonomik kurtuluş seferberliği ilan etti. Milli Güvenlik Kurulu'nu ekonomik krize alet eden, ancak anayasal bir kurul olarak üretici ve tüketici temsilciler örgütleri temsil eden Ekonomik Sosyal Konseyi 12 yıldır toplamayan bir anlayışın müsebbibi olduğu felakete çözüm üretebileceği düşünülebilir mi? Adil bir iktisadi düzen ve devlete güven ancak hukuk güvenliğinin ve bağımsız yargının olduğu bir siyasal yapıda geçerli kılınabilir. Bu itibarla sorunların kaynağı olan ve sürdürülemezliği defalarca kanıtlanan tek kişi yönetimini savunan ve yürürlükteki anayasaya bile saygı duymayanlar...